Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizge farz kılgan Allah Teala'ya hamdü senalar bulsun. Ramazan ayı keçelerini bedar bulup ibadet bilen utkazışını bizge sünnet kılgan sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavatu durudlar bulsun. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, berçelerinizin ulu münasebet, büyük ay, Ramazan-ı Şerif'ini kirip gelişi bilen tebrik etişke icazet bergeysiz. Allah Subhanehu ve Teala bu şerefli ayının kündüzlerini, rozesini tutganımızını kabul eylesin. Keçeleri bedar bulup ibadet kılışımızını hem kabul eylesin. Sizlerine bu büyük ayda başlayan hatm-ı Kur'anlarınızını Allah Teala berekelik kılıp, yakşı özünüz kütkenden hem efzel tügeşini ve özünüz kütkenden bir kança çamdan köpler, sevaplar alışke Allah'ın merhametine erişişinizini Allah özü nesibi ruzi kılgen bulsun. Azizler, Ramazan ayı Allah'ın en ulu ayı, 12 ayının sultanı, en afzal ay ve özü de siz bilen biz mumun Müslümanlar için kubla hayır, bereke, yakşiliklerini cemleyen aydır. Onlarını senep adavge yetişimiz kıyın. Bu yılki Ramazan-ı Şerif'ini biz ulemalarımız bilen meslehetleşip, Ramazan ahlak ve adab ayı esasındaki dersler bilen otkazışka karar kıldık. Zaten Ramazan uzu ahlak ayı, adab ayı. Roza tutken kişinin ahlakı seykellenişi, adabı gözellenişi uz uzudan berçege malum. Ramazan kirişi bilen bütün alem uzgarıp kaladı. Adabsızlıkken adabke, ahlaksızlıktan ahlakı otup kaladı. Bunu hemeniz öz tecrübenizde sınav körgensiz. Bir ay devamında umumen insan tasavvur kılmaydıgan derecede bendelerde icabı özgarış roy veredi. Lekin min afsuslar olsun ki Ramazan'dan keyin yana evvelki salbi halatlarını tekrarlanışını köremiz. Ana şunu tekrarlanışı bu maslidi üçün. Hulqlarımız özümüzde sabit kalışı üçün, adabımız daimi ravişte güzel buluşu üçün biz ahlak ilmini organışımız gerek. Adab ilmini organışımız gerek. Mana şu niyet ile biz uşbu ilimden dastlabki sabahlarını Allah'ın özüden yardım soragan halimizde siz azizlerge takdim kılış niyet edemiz. Parvardigari adam özü yardımcımız bolsun. İnsan içki dünyasının güzelliği, kalbinin pakliği, nefsinin tazeliği, ahlakının seykellengen buluşu hama taraftan mahiyetini, ruhunu, esasını teşkil kıladı. Geçeki sohbetimizde başka bir mescidimizde bana şu hakikatlerini aytıp ottik. İbadetlerge ruh kritiş için aynen şu ruhi terbiye ilmini organizmimiz kirekliğini ettik. Ahlakını tarifini ettik. Adabını tarifini ettik. Ahlak bulan adabını arasındaki fark doğrusu da söz yürüttük. Ondan keyin kalp, nefs, ruh degen demek istilahlarını, manalarını şerh kıldık. Ahire kelip her bir mumun Müslüman özünü, nefsini pakleşe. Ahlakını seykelleşi lazım ve labud narsa ekerliğe toktaldık ve
Kur'an-ı Kerim'den ahlak doğrusundaki bazı ayetlerini, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın keremli ahlaklarını ve tamam kılıç üçünün yubarilgerlikleri hakkındaki geplerden kıskaça yapıp öttük. Bugün aşı suhbetini devam ettiremiz. Ahlakını saykallaş, nefsini paklaş, her bir mumun için, her bir Müslüman için ruhi terbiye ustazlarını etken içe lazım narsa, farz narsa. Bende özünü kalbini paklaş için harekette buluş gerek. Ahlakını saykallar, İslami ahlak derecesi gök kurtarış hareketi de buluş gerek. Şunun için hem Kur'an'da husn-ı hulk maktalgan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ulu hulukta ekerlikleri taktilengen. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam özleri makarimul ahlak, keremli ahlaklarını ve tamam kılıç için yuvarilgenliklerini taktilep etkiler. Şu bulan birge yine kubkine hadisleri de husn-ı hulk, güzel hulkını maktalgenler. O Zat-ı Babarakat özlerinin hadislerinden beri de etediler ki مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنُ الْخُلْقِ Kıyamet günü de amellerini taraziga koyup tartılıyorken peyde de bendeni husn-ı hulktan köre ağır keledigen ameli bulmayıdırlar. Kıyamet günü insanını bu dünyadaki faaliyetini bahalaş için, onge cennet ya da dozakını hükmünü veriş için amelleri taraziga koyuladı. Taraziga ana şu kıyan ibadeti, ameli salihi, yakşilikleri hem, yamanlikleri hem koyuladı. Ana şunda yakşilik pellesige ağır taş basadigan en uluğ narsa husn-ı hulk. Bunu karayın. Çünkü ana şu husn-ı hulk ibadetini güzelleştirdi. Namazga ruh kirdirdi, rozaga ruh kirdirdi, zakatga, hacga, başka narsalarga. Quruq yıkılıp turuş bilen, huşu huzu bilen, bütün mahiyetini düşüngen ve bütün vücudu bilen his kılgan ibadetin arasında elbette fark var. Ana husn-ı hulk o şey. Demek insanın kalbi pak, huşu bilen, huzu bilen ibadet kirdi, ana şu husn-ı hulku onu kıyamet günüdeki tarazisiga ağır basadigan demek yük oldu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadisi de, hadis-i şerifleri de etediler ki اِنَّ الْمَرْأَ لَيُدْرِكِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ السَّائِمِ وَالْقَائِمِ Adamlar farz ibadetlerini, vacib ibadetlerini, sünnet ibadetlerini kıbolup ahiretteki derecem yükselsin de nafil roza tutuşadı. Kimdir düşenbe, peşenbe kulları tutadı Resulullah'ın sünnetleri de. Kimdir üç ayını evveliden, ortasından, ahırdan, üç günden tutadı. Yine kimdir malum bir kullarda, aylarda roza tutup nafil ibadet kıladı. Maksadı ahiretteki derecem kütarılsın. Kimdir keçesi bidar bulup geçenin üçten biri kazanında durup teheccüd namazlarını okuydu. Yığlaydı. Allah'a iltica kıladı, kıraatlar kıladı, uykusuz buladı, yan başını körpesinden uzadı. Maksat ne mi? Maksat, ahiretteki derecem yukarı olsun. Ana şundak ülken nafil ibadetleri husn-ı hulk bulan bir katardayken. Nafil rozalarını tutup, nafil namazlarını okup, bedar bulup yürgen adam yetken derecede insan husn-ı hulku bulan hem yetişi mümkün eken. Bu hem herige etken manadaki gel. Sahabalardan birileri ki Resul-i Ekrem'den söylediler, ey Allah'ın Resulü, menge eytin, insanını derecede köprak cennetke kirletedan nersen ne mi? Degen ediler, husn-ı hulk dediler. Köprak dozakke kirletedan bel hulklik, yaman hulklik dediler. Bana çünkü okşam, husn-ı hulk doğrusu da, kalbini pakliği doğrusu da, insan özünü içini gözelleştiriş, ruhi terbiye alış manasındaki hadislerimiz nihayette kop. Ana şu manada ulemalarımız
siz bilan bizlarga mana shu tushunchalarni yetkazish, dars qilib o'tish, tarbiya berish uchun juda ko'p harakatlarni qilganlar. Xo'p. Endi qalbni poklash, nafsni sayqallash, axloqni tuzatish ilmini maqsadi nima? Maqsad nima bundan? Bundan maqsad deydilar ulamolarimiz 3 ta yo'nalish bor. Birinchi maqsad bu ilm qalbni poklash, ruhni tozalash, axloqni sayqallash ruhiy tarbiya ilmi banda bilan uning Robbisi orasidagi aloqalarni isloh qiladi. Parvardigori olamga qanday muomalada bo'lishni aynan shu ruhiy tarbiya ilmi o'rgatadi. Ikkinchisi, ruhiy tarbiya ilmi bandaga o'zi bilan o'zining orasidagi muomalani isloh qilishni o'rgatadi. Uchinchisi, ruhiy tarbiya ilmi bandaga o'zgalar bilan bo'ladigan muomalasini isloh qilishni o'rgatadi. Endi shu 3 buyuk maqsadni bir-bir ko'rib chiqaylik. Alloh bilan banda orasidagi bo'ladigan muomala. Agar shu ruhiy tarbiya bo'lmasa, qalbni poklash ilmi bo'lmasa, nafsni tozalash ilmi bo'lmasa, axloqni sayqallash ilmi bo'lmasa, banda Allohga nisbatan beodoblik qiladi. Allohning zotini, sifatini taniy olmaydi. Shuning uchun bu ilm avvalo bandaga Robbisini tanitadi. Robbisiga qanday muomala qilishini, iltijo qilishini, duo qilishini, istig'for aytishini, namoz o'qishini o'rgatadi. Alloh bilan munojat qilayotganda ichini qandoq tutish kerak, qalbini qandoq tutmoqlik kerakligini, xushuvni, huzurni aynan shu ilm ta'lim beradi. Alloh subhanahu va taoloning asmoil husna go'zal ismlarini o'rganish, ulardan nasibador bo'lish ma'nosini aynan shu ruhiy tarbiya ilmi o'rgatadi. Allohning qazoi qadariga iymon keltirish, ana shu iymonda mahkam, mustahkam turishni aynan shu ruhiy tarbiya ilmi o'rgatadi. Allohga duo qilish, Allohdan rozi bo'lish, Allohning marhamatidan manfaatdor bo'lish va oxiri kelib Allohning muhabbatiga sazovor bo'lish va o'zining qalbida Allohdan boshqaning muhabbatini qolmasligiga erishish. Bu eng buyuk maqom. Bu eng buyuk azizlarni, avliyolarni yetishgan, erishgan maqomlari. Ana endi bandani o'zini o'zi tanishi, o'zi bilan o'zi muomala qilishni o'rganaylik. Agar banda o'zini tanimasa, bandaligini bilmasa, Robbisi borligini sezmasa, ertaga hisob kitob qilinishini tan olmasa, barcha yomonliklarni qiladi. O'ziga zarar qiladi. Shariatda harom degan narsani hammasi zararli. Ana o'zini bilmagan banda shularni birin-ketin qilaveradi. Ruhiy tarbiya olgan banda, qalbi poklangan odam, nafsi tozalangan zot, axloqi sayqallangan inson ana shu harom xarish bo'lmagan ishlarni qilmaydi. Faqat o'ziga foyda bo'ladigan narsalarni qiladi. O'ziga savob kasb etadigan narsalarni orqasidan tushadi. Halolni ketidan yuradi. O'zini bag'ri keng tutadi. Dunyoni o'zi uchun keng qilib oladi. Yomonliklardan, o'zini bu dunyoyu oxiratiga zarar keltiradigan narsalardan qutulib oladi. Aynan mana shu ilm orqali. Bu ilmning 3-chi bosqichi, 3-chi bo'limi bandani o'zidan boshqalar bilan muomalasini isloh qilish. Demak, banda, mu'min banda bu dunyoda yolg'iz o'zi yashamaydi. Oilasi bilan yashaydi, mahallasi bilan yashaydi. Dindoshlari bilan, millatdoshlari bilan yashaydi. Boshqa dindagilar bilan yashaydi.
İnsanlardan taşqari hayvanlar bilen, nabatatlar bilen, cevadatlar bilen muamelede bo'ladi. Agar o'sha banda ruhiy tarbiya olmagan bo'lsa, ularni muomalasini ham chatoq qiladi. Bola chaqasi bilan janjal qiladi, xotini bilan urushib taloq qo'yadi, mahallasini boshiga ko'taradi, hamma yerda zarar, 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 zarar kelaveradi. Bu ilmni o'rgangan odam ailesi bilan qandoq muomala qilishni go'zal tarzda yo'lga qo'yadi. Qo'shnisi bilan qandoq bo'ladi, mahallasi bilan qandoq bo'ladi. Kichik jamiyat bilan, katta jamiyat bilan, butun insoniyat bilan, musulmonlar bilan, g'ayrimusulmonlar bilan odob bilan bo'ladi. Hattoki haligi aytganimizdek, hayvonot olamiga ham islom nuqtai nazaridan mehr muhabbat bilan boqib, ularni demak muomalasini go'zal qiladi. Behudadan hech bir hayvonni o'ldirmaydi. Unga zarar yetkazmaydi. Nabatotga munosabati ham shu, jamoatga munosabati ham shu. Mashoyixlar aytadiki, odob, axloq har bir narsada insonga foyda beradi. Hatto o'zi choy ichadigan piyolaga ham foydasi yetadi deydi. Odobli, axloqli odam bo'lsa shu piyolasini toza tutadi, uchirmaydi, sindirmaydi. Muloyim muomala qiladi. Beodoblar 2 kunda piyolani sindiradi, labini uchiradi, o'zini kir qiladi. Bu piyolaga ham zarar, o'ziga ham zarar. Ana bu oddiy bir masaladagi gap. Ana ruhiy tarbiya, axloqni sayqallash, qalbni poklash mana shunday buyuk ish. Alhamdulillah, musulmon ummati bu ishni dunyo tarixida birinchi bo'lib to'g'ri ilohiy ta'lim asosida yo'lga qo'ygan ummat hisoblanadi. Axloq to'g'risida Qur'oni Karimda, nafsni poklash to'g'risida Qur'oni Karimda ko'plab oyatlar kelgan, musulmonlar uni yodlaganlar va o'z hayotlariga tatbiq qilganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnati mutahharalarini aksar qismi husnul xulqqa bag'ishlangan. Odob, axloq muomalaga bag'ishlangan. Mana buni ilmiy asosda musulmon ummati rivoyat qilgan kitoblariga yozgan. Hadis kitoblarimizning hammasida odob, axloq boblari bor. İmam Buxoriyni Sahih Buxoriysida Kitobul Adob degan katta kitob bor. Boshqa taraflarda ham mana shunaqa. Ulamolarimiz Qur'onda kelgan oyatlarni, payg'ambarimizning hadislarini yig'ishtirib, alohida-alohida axloq kitoblari qilgan holatlari ham bor. Undan keyin o'sha to'plangan kitoblarni, rivoyatlarni olib, hayotga tatbiq qilib, uni tajribasini yozib qoldirgan kattalar ham bor. Sharh qilgan ali kitoblarni, hayotdan olib sharh qilgan. Ana shunaqa kitoblarning ichida eng mashhur va qadimgilaridan biri Tibbul Qulub degan kitob. Abu Tolib al-Makki degan ulug' bir kishi Tibbul Qulub degan kitob yozganlar. Ya'ni qalblarning tabobati. Ha, inson jism va qalbdan, ruhdan iborat. Jismi kecha ham aytib o'tdik. Gohida bemor bo'ladi, uni davolash kerak. Qalbi ham shunaqa. Ruhi ham gohida bemor bo'lib qoladi, yo'ldan chiqib qoladi. Uni davosini topib berish kerak, sog'aytirish kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qilib aytadilar: "Inna fil jismi lamudghatan. Law salahat salahal jismu kulluhu, wa law fasadat fasadal jismu kulluhu." İnsonning ichida bir parça go'sht bor. Agar o'sha sog'liq bo'lsa, sog'lom bo'lsa, insonning butun boshi bilan sog'lom bo'ladi. Ana shu bir parça narsa buzuq bo'lsa, inson boshidan oyoq hammasi buzuq bo'ladi. Bilib qo'yinglar, o'sha parça qalbdir deydilar. Shuning uchun Abu Tolib Makki kitoblarini Tibbul Qulub, qalblarning tabobati deb ataganlar. Va ruhiy tarbiyaga oid o'zlarini to'plagan rivoyatlarini sharhlab tushuntirib berganlar. Undan keyin muhasibiy va boshqa ulamolar chiqib, bu ilmni rivojlantirganlar va bu ilmni cho'qqisiga chiqqan Imom G'azzoliy bo'lganlar. Bu kishining Ihyo Ulumiddin kitobi bu sohadagi eng buyuk, eng mashhur, eng ko'p foyda keltirgan kitob hisoblanadi.
O kişi ham Abu Talib Makki'den alganman dediler. Tıbbül Kulub kitabından alganman özüm kitabımga. O şundan organganman, faydalanganman de özlerinin kitapları da aytadılar. Ana İhya Ulumuddin nihayetle meşhur kitap, köp okulgan ve okulgan kitap hesaplanadı. Bu sahada İmam-ı Gazali'nin tanqid qilganlari ham bor. Kamchiligi bor, nuqsoni bor, xatosi bor deb hammasini to'plab kelsa, İmam-ı Gazali rahmatullohi alayh kitoblarida zaif hadislarni ishlatgan ekanlar. Shuni topishgan. Lekin o'sha tanqid qilganlarning o'zi İmam-ı Gazali'nin kitobini muxtasar qilgan. O'zi tanqid qiladi, lekin tan beradiki bu kitobdagi kitob yo'q. O'sha zaif hadislarini o'zlari ular adashdi deb o'ylagan joylarini tushirib muxtasar kitob qilganlar. Mana İhya Ulumiddinning muxtasari Minhajul Qosidin bo'ladi. Yana Minhajul Qosidinning muxtasari ham bor. Mana shundan odamlar foydalanib ko'p narsalarni o'rganishgan, mana shu qalbni poklash ma'nosidagi yutuqlarga erishishgan. Ana bizning yurtimizda ham shunga o'xshagan ulug' kishilar bor. Mana hozirgina Imom Buxoriyni aytib o'tdik. İmam Buxoriy Sahihdagi adab bobidan tashqari o'zlari alohida yana Al-Adab Al-Mufrad degan kitob qilganlar. Bu kitobga 1322 ta hadisni to'plaganlar. Katta kitob bo'lgan. Faqat odob, axloq, muomala to'g'risidagi hadislar. O'sha hayvonga muomala qilish ham bor, nabotatga muomala qilish ham bor, ota-onaga, farzandga hammasi bor. Buyuk bir kitob. Yana ulug' bobolarimizdan, vatandoshlarimizdan İmam-ı Nesai'nin Amalul Yevmi ve Leyla degan kitapları var. Katta kitap. Onda ham bir adamın bir küllük amali yazılgan. Etteman uykudan başını kötürgen de kaysa zikirini kıladı. Taharethane getirirken de nima deydi. Hammasi bor. Başından ayak Resulullah'ın hadislerini toplap kıladı. Çünkü akşakan Hakim-i Tirmizi'nin Adab-ül Muridin degan kitabı yana başkalar var. İbn Sina'nın 4 kitapları var ahlak boyunca. Abu Nasr Farabi'nin 2 kitapları var. En dünyaya meşhur kitaplardan biri Ahl-i Medine-i Fazile. Fazil şehir adamlarını, gaplarını yığıp kıgan. Özleri hayalları da kıgan, lekin İslam'ın gapları oşu. Çünkü o şeken, demek bu babda bizim babalarımız, bizim yurtumuzdan çıkan ulamalar, İslam alamını közge körüngen mutakassisler bugün ve özlerini ilmi demek işlerini bütün İslam alamına takdim kılışken. Şimdi o şey yazılgan kitaplarını halkın içinde yürüp, halka örgütüp, tecrübe kıldırıp, adamlarının kalbini paklayıp, onlarını Allah'a yetişken bendeler, evliyalar derecesine kurtarışta, maşayihlarımız hizmet kılışken. Bahauddin Nakşband, Necmeddin Kubra, Hoca Ahrar-ı Vali, Abdülhalik Gıcdivani ve başkalar aynen şu işini kılırlar. Halayıkını, mumun Müslümanlar olmasını, ahlakını saykallaş, düzeltiş, adabını ornuge koyuş, ibadetlerine ruh kiritiş ve başka ana şunu da güzel işlerini ana şu azizlerimiz amelge aşırışken. Biz hem indi ana şu narsani hiç bo'lmasa albosini o'rganishimiz kerak. Mana İmam-ı Gazali'ni İhya Ulumiddin'den bazı bir boblar tarjima qilib o'zbek tilida çıkarıldı. O'qib olib ko'p adamlar tushunmadi. Savollar berishdi. Bazı bir adamlar teskari tushunishdi. İhtiloflar çıktı. Shunday büyük kitobdan nimaga bu chiqadi? Çünkü biz tayyormasmiz unga. Albosini o'rganmasdan turib katta kitobini o'qisa tushunmaydi hech kim. Lekin albani o'rgatgani birov chiqqani yo'q. Gap shu yerda. Shuning uchun biz mana shu darslarni tashkil qilyapmizki, bu narsani asli o'zi nima? Ilmiy asosda. Xo'p, bundan maqsad nima? Va bunga qanday qadam qo'yiladi? Mana shu narsalarni o'rganishimiz kerak. Shu bobda biz ham qo'limizdan kelganicha ba'zi bir xizmatlarni qildik. Shu hozirgi suhbatimiz ham o'shindan biri hisoblanadi. Jumladan ben bir necha yil avval İslam ma'naviy jinoyatlarga qarshi degan bir kitobcha yozgan edim. O'shunda yolg'on, bo'xton, tuhmat, chaqimchilik, so'kish, urush kabi insonlarga azor beradigan jinoyat hisoblanadigan badxulqliklarni payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari orqali sharh qilib bugungi kunimizga tatbiq qilishga harakat bo'lgan edi.
Bu kitab bir azraq nuskada çıkan idi, kemçilik adamda var. Hazır inşallah kayıtta nashr qilishga harakat qilyapmiz. Dua qilasizlar, çıkıp qolsa o'qiysizlar. Shuningdek, hadis va hayotni bir necha juzi aynan shu ilmga boshlanadi. Bittasi chiqdi, 3-chi juz. Niyat, ixlos, ilm kitobi. Aynan mana shu ruhiy tarbiya bobida keladi. Undan keyin 34-chi juz bor. U kitobul birri val axloq deb aytiladi. Yaxshilik va axloq kitobi. Katta kitob. O'sha yerda axloq to'g'risida juda ko'p narsa bor. Undan keyin kitobul adab degan kitob bor. U ham o'sha nimaning ichida? Hadis va hayotning ichida. Kitobi zuhd va raqoiq degan kitob bor. Shunga o'xshagan yana bir nechta kitoblar o'sha hadis va hayotning ichida bor. Buyuk bobomiz Imom Buxoriyni Adabul Mufradini og'zaki tasmaga yozilgan, demak, sharhi chiqdi. Hozir kishilarimiz qo'llarida bor. Buni hozir qog'ozga tushirib kitob qilyapmiz. Duo qilib turasizlar, inshaalloh chiqib qolsa bu sharhni ham o'qiymiz hammamiz, Alloh foydali qilgan bo'lsin. Shuningdek, yana buyuk boshqa bobolarimizdan Hasan al-Marvaziyni Kitobul Birri va Sila degan kitobini ham og'zaki tarjima qildik, yozdik, chiqdi. Yaqinda uni ham eshitasizlar inshaalloh. Bu yerda ham yaxshilik to'g'risida va silai rahim, qarindoshlar orasidagi silai rahim to'g'risida juda ko'p rivoyatlar bor, hadislar bor, ularni sharhlari bor. Yana imomi Ibn Abi Dunyoni Makorimul Axloq degan kitobini hozir tarjima qilyapmiz. Xudo xolasa 3-dan 2-si bo'lib qoldi, bir qismi qoldi. U ham chiqsa, uni ham o'qiysizlar. Bularning hammasidan farqli o'laroq aynan ruhiy tarbiya nomli katta bir kitob yozildi. Qur'onni tafsiri tugagandan keyin, hadis sharifni sharhi tugagandan keyin, fiqh bo'yicha katta 1,5 ming sahifalik kifoya degan sharhi muxtasar al-Buxoriyni yozib bo'lganimizdan keyin ruhiy tarbiya degan bu ham 1,5 ming betdan katta 3 juzlik kitob yozildi. Ana shu mashoyixlarimiz ruhiy tarbiyani bobokoronlarining uslubi bilan bo'ldi. Tatahhur, tahaqquq, taxalluq degan boblar. Ya'ni poklanish, tiklanish, xulqlanish. Birinchi bob poklanish deb ataladi. Inson o'zini, qalbini, nafsini, axloqini qanday poklaydi, shu ko'rinadi. Oyatlar bilan, hadislar bilan va ko'pgina kerakli ma'lumotlar bilan. Ikkinchisida musulmon inson o'zini axloqiy jihatdan qanday tiklaydi? Shaxsiyatini qanday qilib o'rniga qo'yadi? Mana shularni hammasini bayonoti kelgan. 500 betdan ortiq kitob. Uchinchisi xulqlanish. Allohning asmoil husnasidan insonning nasibasi qancha? Alloh subhanahu va taolo o'zini sabr deyapti, sabrli deyapti. O'sha sabr sifatidan Allohning sabr sifatidan bandasi qancha olish kerak? Undan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallamning axloqlari, har bir sohadagi axloqlari keltirilgan. Va kitobning oxirida ana shu xulqlanishning samaralari to'g'risida. Xo'p, musulmon xulqi bilan xulqlanibsiz. Nafsingiz poklanibdi, qalbingiz toza bo'libdi. Endi siz qanday odam bo'lasiz? Ana shuni, demak, odob Alloh bilan bo'lgan odob, payg'ambar bilan bo'lgan odob, ota-ona bilan, bolalar bilan, yori do'stlar bilan, g'ayri dinlar bilan, nabotat olami bilan, jamodat olami bilan, hayvonot olami bilan, ishlab turganlar bilan qanday bo'ladi? Va shunga o'xshagan kerakli bugungi kunda nimalari hammasi ana shu kitobda bayon qilingan. Duo qilib turasizlar inshaalloh. O'sha kitob chiqib qolsa o'qiymiz, o'rganamiz. Hozirgi sizlarga taqdim qilgan ba'zi ma'lumotlar ham aynan o'sha kitobdan olingan, o'sha kitobda bor narsalar. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni qalbimiz pok bo'lishini o'zi ta'minlagan bo'lsin. Parvardigor olam qalblarimizda o'zining muhabbatidan boshqaga muhabbat qolmasligini nasib etsin. Hammamiz qalbi pok, ruhi tetik, axloqi sayqallangan, go'zal musulmon odobi bilan odoblangan bandalar bo'lishimizni Parvardigor olamni o'zi nasib etgan bo'lsin. Bu ulug' oyni, Ramazon oyini ibodatlarini yaxshilab o'tkazishimizni Parvardigor olamni o'zi nasibi ro'zi qilsin.
İlimin istilahı mağazı mı? Desen, kuramalarımız. Açın, İmam-ı Cüzcani verirler ki, ilim, vahvilikten gel, muhafaza.